İstanbul Üniversitesi Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nde görev yapan Profesör Doktor İhsan Kara ve 19 kişilik ekibiyle mor meyve sebzelerden elde edilen antosiyaninlerin hamura katılımıyla ortaya çıkan ekmeğe mor ekmek diyoruz. Bu mor meyve ve sebzelerden alınan renk pigmentlerinin, yani kısaca ismini antosiyanin dediğimiz maddenin ekmeğe katılmasıyla oluşan bir renk. Kesinlikle kimyasal bir renklendirici değildir. Bu antosiyanin hakkında birçok bilimsel çalışma yapılmıştır ve bilim adamları bunun faydaları üzerine yoğunlaşmışlardır. Buradan yine tüketicilere seslenmek istiyorum. Bu kesinlikle bir ilaç değildir. Doktor tedavilerini kesinlikle aksatmamalıdırlar. Gluten içermektedir. Gluten hassasiyeti ve çölyak hastalığı olanlar bu ekmeği tüketemezler. Ekmeğin içi ve dışı tamamen mor renkten oluşmakta. Bu da mor meyve ve sebzelerden alınan antosiyaninin özelliği, yani kendi rengi. Kesinlikle içinde kimyasal hiçbir şey yok. Zaten siz de hamurhaneyi gördünüz. Nasıl yapıldığını gördünüz. Bu İstanbul Üniversitesi kaynaklı bir ürün. Zaten bu çalışma dünyada ilk defa Malatya'da yapıldığı için çok yoğun bir ilgi var. İnsanların teveccühüyle karşılaşıyoruz. İnşallah artarak bütün ülkeye yayılmasını ve tüm insanlara ulaştırabilmeyi ümit ediyoruz. Normalde bunun içine katılan antosiyanin dünyada fonksiyonel gıda olarak geçmekte ve bu bazı ülkelerde zorunlu olarak devlet politikası haline getirilmiş. Yani direkt gıdaların içine katılımı zorunlu hale getirilmiş. Ama Türk milleti olarak biz ekmek tüketmeyi çok sevdiğimiz için profesörlerimiz ekmeğin içine katmayı uygun görmüşler. Şu an için dünyada ilk olarak biz üretiyoruz. İstanbul'da bir profesörün böyle böyle bir çalışma yapıp ve de bor mix ile alakalı çok uzun yıllar, çok uzun dönemler çalışmış bir ürün ortaya çıkardığını öğrendik. Biz de hemen İstanbul'a profesörümüzün yanına gittik. Çalışmalarını yerinde baktık. Yer zaten İstanbul Üniversitesi'nin Avcılar yerleşkesinin içinde. Evet. Orada Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı bir binada. İşte baktık 9-10 tane laboratuvar, her türlü deneylerin yapıldığı, gözümüzle gördük. İlk önce de biz o şeyi, mor mix'i, ham maddesini yani alıp ilk önce satışa sunmadık. Biz aldık, önce akrabalarımıza, çevredeki insanlara, yakın müşterilerimize, yakın tanıdıklarımıza dağıttık. Bunların aradan bir hafta 10 gün sonra gelen yorumlar o kadar mutlu etti ki bizi. Çok daha dinç hissettiklerini kendilerini, çok daha iyi hissettiklerini. Gerçekten çok iyi oldu. Bir de bizi sevindirdi tabii. Sevindirince biz de üretmeye karar verdik. Evet. Ürettik. Şu an kendimiz de mesela, çalışanımız da kendi evimizde mor ekmekten başka bir şey yemiyoruz. Ya tabii ilk önce şaşırdılar. İlk önce böyle bir tepki, hatta boya mı diye soranlar oluyor. Evet.
Yani kesinlikle bu kimyasal olmayan ama hani bu meyvelerde, sebzelerde hani böyle kanserle mücadele eden hücreler şeyler olur ya, onların böyle saflaştırılmış, alınmış halidir. O mücadele eden, yani işte kayısıneye faydalı, işte efendim mor soğan neye faydalı? Saflaştırılmış, alınmış hali. Yani bugün bir bunların kabuğunu kaynatıp da aynı hesaba geleceğim diye öyle bir şey yok yani. Talebimiz yani şu anda çok iyi. Önemli, özellikle yani şehir dışında çok aşırı talep var. Sürekli personel kargo ile uğraşıyor. Öyle bir şey var ama yani biz bunun yaygınlaşmasını, buradaki yaygınlaşmamdaki şey yani bu kar amacı ya da böyle paralar kazanma hevesi değil. İnanın ki böyle insanların böyle sağlıklı nesillerle, sağlıklı bir gelecekle buluşması için gerçekten çok istiyoruz. Çok güzel. Daha önce de yemiştim öyle. Evet, ilginçti bayağı. Şey, o yüzden yemek istedim zaten. Yok, ben de daha önce yemedim. Şaşırdım gerçekten görünce de. Gayet güzel.